Selam dostlar. Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda kahverengi kokarca böceği ile mücadele için iki önemli konudan bahsedeceğim. En kısa sürede daha detaylı bir video hazırlıyorum. Takipte kalın. Son yıllarda başımıza bela olan kahverengi kokarca böcekte mücadele edebilmek için doğa bize önemli bir fırsatı sunuyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine seyretmeye başladığı için kokarca böcekleri kışlaklarından çıkmaya başlayacak ve Bizim için önemli bir mücadele şansı doğacak. Şöyle ki, kokarca böceği Ekim-Mayıs ayları arasında kış uykusuna yatar. Genellikle Mayıs ayı başında sıcaklık ve gün uzunluğu yeterli seviyeye ulaştığında kışlaklarını terk ederek tarım arazilerine yönelir. Ancak sıcaklık 14-15 derecenin üzerinde çıktığında daha erken uyanması mümkündür. Tam da şu an olduğu gibi. Mart sonunda da tekrar soğuk havalar başlayacağını umuyoruz. Bu böceklerde soğuğa dayanacak, yeterli enerjiyi sağlayacağı besin maddesi bulamayacak ve popülasyonlarında önemli bir azalma olacak. Bu durum mücadele şansımızın artması için çok önemli. Çünkü üreme potansiyeli yüksek olan kokarca böceği ilkbahara popülasyon düşük bir şekilde girerse üreme potansiyeli de o oranda düşecek. Şimdi başarı şansımızı arttırmak için sadece doğanın kendi işini yapmasını beklemeyeceğiz ve mücadeleye başlayacağız. Bu videoda sadece diyotonlu topraktan bahsedeceğim. Doğal bir böcek mücadele yöntemi olduğu için doğal yöntemleri tercih etmek artık sizin için bir zorunluluk oldu. Çünkü yıllardır kimyasal mücadelelerle bu tarz zararlı böcekleri avlayan avcı böcekleri de öldürdünüz doğa artık dengesini kurmakta zorlanıyor. Yılların verdiği alışkanlıkları bir kenara bırakma zamanı çoktan geldi hatta geçti bile. 10 yıl önce bu kokarcanın Karadeniz'de zararlı olacağına dair yazılar yazmıştım. Tabi başa gelmeyince kimse anlamadı. Neyse şu an zararın neresinden dönersek kardır. Diatomik toprağı milyonlarca yıl önce oluşmuş fosilleşmiş alplerden meydana gelen doğal bir maddedir. Mikroskobik keskin yapısı sayesinde zararlı böceklerin dış iskeletine zarar vererek su kaybetmelerine ve kuruyarak ölmesine neden olur. Tamamen doğal olduğu için bitkilere, toprağa ve insan sağlığına zarar vermez. Silisyum dioksit oranı yüksek olduğu için çok keskin ve emici bir tozdur. Böcekler diatomlu toprak üzerinde süründüklerinde dış iskeletlerinden yağ emilir. Bu da onların kuruyup çürümesine ve sonuçta ölmesine neden olur. Ayrıca silika içerdiği için dış iskeleti de çiziyor ve bu da kurumayı hızlandırıyor. Şu an uygulamak için en iyi zamanlardan biri. Büyük bahçelerde toz şeklinde atmak zordur. Belki sebze bahçelerine bu şekilde kullanabilirsiniz. Suyla karıştırıp kullanma şansınız var. 4 litre temiz suya 4 yemek kaşığı diatomlu toprağı karıştırın suda erimez. Ancak düşük mikronlarda olduğu için su moleküllerinde asılı kalır. Kullanırken arada bir karıştırmak iyi sonuç verir. İçine yaprakları yapışması için sülfaktanlar kullanabilirsiniz. İsterseniz 4 litrelik oran için bir yemek kaşığı sıvı yağ veya doğal sabun kullanabilirsiniz. Diyotomlu toprak güneş ışığında veya mikroorganizmalar tarafından bozulmaya uğramaz. Ancak yağmur yıkayabilir bu durumda tekrar kullanmak gerekebilir. Bugünlük sadece bu iki önemli konudan bahsedelim. Çok daha detaylı bir video en kısa sürede gelecek. Takipte kalmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.